Kim yaptı? Vallahi bilmiyorum müdürüm. Kim yaptı Hüseyin? Beni arayıp haber veren sensin. Sen bilmeyeceğin de kim bilecek? Müdürüm ben gerçekten siz bugün geç geleceksiniz diye bir şey yaptım. Özlem nerede? Bu sabah hiç görmedim müdürüm. Bu saat oldu nerede bu Özlem? Bilmiyorum müdürüm. Hüseyin sen ne biliyorsun Hüseyin? Müdürüm yani siz de hep bilmediğim yerlerden soruyorsunuz. Çık dışarı. Dudu'yu getir. Hadi. Başüstüne. Müdürüm. Dudak taşı getirdim. Bu kadar kısa sürede seni buraya çağırmayı beklemiyordum Dudu. Hayır olsun inşallah müdürüm. Ne oldu? Sen söyle bakalım. Bilmem gereken ne var? Ne bileyim? Müdürüm. Sen beni ta tanımıyorsun değil mi? Ben yalan konuşmam. Hele arada öykü varsa. Ben sana bir söz verdim. Tutacağım. Sana bir kez soracağım Dudu. O yazıyı duvara kim yazdı? Vallahi ben yazmadım müdürüm. Bahçeyi kapatıyorum. Çıkabilirsin. Müdürüm yapma gözünü seveyim. Yalvarıyorum seni. Ne kapatıyorsun indi bilmiyorsun diyor. Nereden bile? O zaman öğren. Sana 24 saat mühlet. Bu süre içinde kimin yazdığını bulacaksın. Nasıl bulayım müdürüm? Nasıl bulayım? Dudu. Dua et. Sizinkilerden biri olmasın. Yoksa bahçeyi rüyanızda görürsünüz. Çık. Hadi. Böyle güzel şeyleri duymayı unutmuş. Bu daha başlangıç kızlar. Duydunuz mu? Ayağa kalkmamız lazım. Buraların hakimi olmamız lazım. Allah sana güç versin hanımım. Bak veriyor. Daha da verecek. Siz de artık kimin tarafında olacağınızı öğrenmiştirsiniz artık. Hadi bakayım. Bizim yerimiz senin yanın Kudret annem. Güle güle Hacı. Güle güle Hacı. Güle güle Hacı. Ha? Bu kaldı falan yetiştirebilsek az. Azra, bu Kudret iyice azıttı abi. Elini öpene para dağıtıyor. Millet kapısında bildiğin kuyruk oluşturmuş. Gözlerimle gördüm ya. Neneme bak sen. Palazlanmaya başladı. Bu kadar erken beklemiyorduk tabii. İyi, ne yapacağız peki? Her zaman yaptığımızı yapacağız. Ne yapacağız? Savaş boyalarını süreceğiz. Kızla, çıkın dışarı. Azra'yla konuşacağız. Allah Allah. Tamam, çıkın çıkın. Belki Dudu ciddi bir şey konuşacak. Çıkın çıkın. Sanki bize anlatmayacaksın. Evet Dudu. Sen dinliyorsun.
Ne konuşacakmışsın anlat. Canıma tak etti gari. Bu beton üstüme çöküyor, haberiniz yok. Bu çizgiyi kimin çiziktirdiğini bul Cesim diye sıkıştırıyor beni. Bana bak Azra, bahçamı elimden alılarsa. Tövbe olsun, kardeş mardeş dinlemen senden bilirim, haberim olsun. 40 yılın başı, yüreğimiz bir şeye kıpraştın öykünen. Bul Cesim bana kimin çiziktirdiğini. Kimin yaptığını söylersem gidip seni ispiyonlayacaksın yani, öyle mi? Bilmiyorum. Bana 24 saatin mah yoksa bahçanı elinden alırım diyorum. Bulacakmışım. Nasıl bulacaksam gari. Bak öyle böyle değilim. Her yanımdan ateş fışkırıyorum. Delir Cenha. Bir şeyler yap. Tamam. Sakin ol sen. Kaçmasın tadın. Bulacağım ben. Hadi. Hadi. Halledeceğim, tamam. Heves! Ha! Sen mi yazdın spreyli boyayı? Ben. Yok. Aptala yatma kızım. Sen mi yaptın, doğruyu söyle. Bak barındırmam seni burada. Hiçbir yerde de barındırmam. Aynı şeyleri bir kere daha yaşamayalım. Söyle, cevap ver bana. Zehrine vermeyeceğim, söyle. Ben yazdım ya. Niye böyle bir şey yaptın? Zerrin'in Azra'nın kim olduğunu görsün istedim. Sana mı kaldı lan Azra'nın kim olduğunu göstermek? Nereye koydun, spreyi nereye koydun? Odama. Bir de odana mı koydun? Hı. Niye odana koyuyorsun ya? Git yok et spreyi. Kimseye zarar vermeyecek bir yere sakla. Ne halt ediyorsan et, bir daha da böyle bir kalıp şey yapmak, yemin ederim gebertirim seni. Tamam. Canım sen anneni neden görmeye gitmiyorsun? Bir de sen mi başladın Özge? Kızgınım, o kadar. Para falan da mı göndermiyorsun? Yani önceden annem söylerdi oradan. Göndermiyorum. Hep biz mi çekeceğiz? Biraz da Kudret Sultan çeksin çile. Haklısın, haklısın tabii de. Yani annen parasız durmaz. Muhakkak bir yolunu bulmuştur. Sen bir şey mi biliyorsun? Hı? Bak hiçbir şey yapmayacaksın, yemin et. Yemin et bana. Alp bak beni seviyorsan. Ne biliyorsun? Alp bak beni seviyorsan dedim. Özge, ne biliyorsan söyleyeceksin hemen. Günaydın. Günaydın. Hayırdır Özlem? Ne oluyor? Ya ne bileyim, sanki herkes her şeyi biliyormuş gibi geliyor. Ha. Sen utanıyor musun? Utan, ne yapıyorsun? Bir gören olacak. Özlem, kimsenin bir şeyden haberi yok ya. Kaçma benden lütfen. Sprey aramasını 5 dakika içinde başlatıyoruz. Tüm memurlar görevli. Evet, gitmemiz lazım. Şunu da bırakayım. Hadi boşalt, boşalt, boşalt. Geç şuraya, geç. Boşalt, geç. Üf ya, yine mi? Söylenme, söylenme, söylenme.
Müdürüm. Spreyi Hacer'in odasında bulduk. Ya. Hücre yat. Başla. Azra karısının işidir bu. Kesinlikle onun işi. Verelim cezasını anne. Bekle, onda zamanı gelecek. Kapıya adam koydun mu? Hı hı. Haberi var hepsinin. Koydum. Becdi, beni aramışsın kocuğum. Alp yarın görüşe geliyormuş anne. Gözün aydın. Ah be Becdi, ah be Becdi. Ya son zamanlarda ne güzel haberler veriyorsun bana kocuğum. Ya dualarım kabul oldu. Kurban kesip dağıtacağım şunları. Tamam, sağ ol. Kız Naciye, duydun mu? Yok. Alp ziyaretine geliyor. Ya vazgeçmedi anasını. Et tırnaktan ayrılmaz Naciye. Unutma bunu. Et tırnaktan ayrılmaz. Gözün aydın anne. Azra, konuşacağız. Ne konuşacağız? Bıkmadın, usanmadın bana carlamaktan. Dudu, ne oldu yine? Ne ettiniz? Masum kızcağızın günahına girdiniz. O kızcağız dediğin Hacer Dudu. Ya Hacer Macer, o mu yaptı bu işi? Sence kafayı yedin. Hacer seni bıçakladı ve senin arkadaşını öldürdü. Ne diyorsun sen? Yok, olsun. Ama bu işe uyanmadın. Şimdi onun üstüne kaldı suç. Ben ne yapsam sana yaranamayacağım değil mi Dudu? Senin için yaptım. Hem Hacer'den daha ideal biri geliyor mu aklına? Ben de bilen. Hacer de az değindi değil mi? Beni de bıçakladı. Doğru diyorsun. Ama ne bileyim, günaha gireceğiz diye korkuyorum. Yani günah mı kalmış Dudu artık ya? Yarabbim, tövbe de almam yarabbim. Kız gülme günah. Gül, gülme. Allah Allah, sen affet bana. Merhaba Zeynep Hanım, kolay gelsin. Aa Sinan Bey. Ben de ne zaman geleceksiniz diye yolunuzu gözlüyordum. Buyurun. Bakanlıktan onayınız geldi. Proje dosyası hazırlamışsınız. Evet, incelemişsinizdir herhalde. Ya, çok etkilendim. Yaratıcıdır ama, değil mi? En çok ihtiyacımız olan şey. Kesinlikle. Maşallah. On parmağınızdan o marifet. Birkaç sene evvel yurt dışında bir yaratıcı drama eğitimi almıştım. Sertifikasının bir kopyası da orada zaten görmüşsünüzdür. Ve bu projeniz bakanlık tarafından onaylandı, öyle mi? Aynen öyle oldu, evet. Sağlam yerlerde tanıdıklarınız var yani. Siz bütün bunlardan bunu mu çıkarıyorsunuz? Orada mahkumlar için gerçekten faydalı bir proje var. Bir şey dediğimiz yok. Yasal olarak her şeyi halletmişsiniz zaten. Bu arada yasal demişken, bugün yapılması gereken bir telafi sınavı var. Onu da hatırlatmak istiyorum size. Ne kadar çok istediniz bu sınavı yapmayı. Tamam. Hemen yapalım sınavınızı. Güzel.
Proje başlangıcı için gün bekliyorum sizden. Sınav başlayana kadar bekleme odasında olacağım. Sinan Bey. Hiçbir şey sandığınız kadar kolay olmayacak. Uğraştıracağım sizi. Uğraşacaksınız. Haberiniz olsun. Ben sabırlıyımdır. Sabır yetmeyecek ki. Rahat olun Zehrin Hanım. Ben her şeyi göze aldım. Yakışıyor mu size? Yakışıyordu da yakışıyor sana. Aşk çok yakışıyor. Çok fener olsun. Ya niye aşkı? Anam şey adam öykü seviyor diye iki konuştum adamla. Tabii. Zaten bu aralarda aşık olan olana değil mi Azo? Ne Azo? Ne? Aha aşk dedin Hüseyin geldi kız. Beyaz atlı prens. Asıl Azra'nın beyaz atlı prensi geldi. Nasıl ya? Sinan Hoca geldi. Zerrin Hanım Azra sınava gelecek demiş. Hadi gidiyorsun. Manitaya bak ya. Ferhat gibi dağları deldi, geldi. Betonu delmiş, betonu. Hadi hadi. Azra, şaka bir yana bu sınav önemli. Kolay gelsin. Sağ ol. Saçım nasıl? Güzel olmuş, güzel. Az şurasını da şöyle al. Ha, evet. Tamam, gelin. Tamam öyle olsun ama önce imzayı görmem lazım. Tamam, ben istediğiniz dosyayı getiririm. Tamam. Murat Bey. Efendim. Yardımına ihtiyacım var. Açık görüşte Hakan'ı görmem lazım. Boşanma evraklarını imzalayacağım. Ha Deniz yani görüşme formlarının hepsini işleme aldık. İmkansız. Ne olur yalvarırım. Evi satacak. Ben zor durumdayım. Hadi gel. Hadi. Gel. Şimdi sen şu formu bir doldur bakalım. Ne yapabileceğimize bakalım. Tamam. Bu benim için çok önemli. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Teşekkür ederim. Yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik diyelim. Ne diyelim? Hocam, sınav böyle bakışarak yapacağız herhalde. Yok yok hayır. Hazır mısın Azra? Hazırım hazırım hallederiz hemen. Azra. Bak bu sınavın senin için ne kadar önemli olduğunu farkındasın değil mi? Bak çok büyük bir potansiyelin var. Çok başarılı olabilirsin. Hayatın bambaşka bir yere gidebilir. Lütfen elinden geleni en iyisini yap lütfen. Tamam. Tamam. Hadi o zaman başlayalım. Gel bakalım. Ayrıca bundan böyle hep burada olacağım. Nasıl yani? Yeni bir proje dosyası hazırladım ben. Mahkumlar için yaratıcı drama dersleri diye kabul edildi. Artık bundan sonra sık sık burada görüşeceğiz. Mahkumları seviyorsunuz yani. Çok. Hadi bakalım. Bol şans. Edebiyat sınavı olacağımızı bilmiyordum. Gözün aydın. Hakan Demir yarın geliyor. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Rica ederim ama bir dahaki sefere zamanı kaçırma, olur mu? Tamam, kaçırmam. Kaçırmam. Evet. Beni çağırtmışsınız müdürüm. Senden bir şey istemiştim Özlem. Oktay'ın orantısız güç kullandığına dair istediğiniz rapor. Yazmazsın sanıyordum. Şaşırttın beni. Ne oldu da fikrin değişti? Açıkçası biraz zorlandım. Elim çok gitmedi ama sonra olay anını düşününce Oktay'ın hatalı olduğunu anladım. Sizin de dediğiniz gibi iş başka, arkadaşlık başka. Bravo. Seninle ben çok iyi bir takım olacağız. Teşekkür ederim. Rica ederim. Nasıl geçti sana? Ha? Süper geçti. Güzel. İyi. Manitamız nasıl? Manitamın ne manitası be? Şey, zaten size drama dersi falan verecekmiş, tanışacaksınız. Drama mı? Ya biz ona verelim ya, bizim hayatımız dram burada. Boncuk. Nereye? Temizlik ekibine katıldım. Oraya gidiyor. Kız ne temizliği? Bahçede yoruluyor mu gıdan zaten? Yok ya, oyalanıyorum. İyi geliyor.